Düşünüyorum. Evet, kayıt başladı sanırım, onu görüyorum. Evet, hücum terapisi anlatacağım bu akşam. Anlatmaya çalışacağım diyelim daha doğrusu. Ben genelde bu konuyu anlatıyorum. Bu konuyla ilgili çağırmıyorum. Kısacık kendimden bahsedip öyle gireyim uygunsa o zaman. Beni tanımayanlar için uygun mudur Elif Hanım? Hocam ben Elif Hocamın stajyer öğrencilerinden Sümeyra. Elif Hocamız şu an iletişim mi Merhaba. galiba? Evet, merhabalar. Evet, sizi tanıyalım. Çok iyi olur. Bir de ne kadarlık bir süremiz var? Onu da sorabilir miyim? Ben net olarak öğreneyim Elif Hocadan. Ona göre size yazayım, olur mu? Tamamdır. Tamam, olur. Bana WhatsApp'tan ya da burada chat üzerinden de yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum o zaman. Ben başlıyorum Sümeyra. Kalabalığı da daha fazla bekletmeyelim o zaman. Ben Özge Öner, Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde çalıştığım için burada yaşıyorum. Bir yandan da muhtemelen bildiğiniz bir enstitü var, Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü. Orada eğitmenlik yapıyorum dönem dönem ve orada da hafta sonları psikoterapist olarak rol alıyorum. Hücum terapisi aslında bizim Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü'nde Tahir Özakkaş'ın eğitimlerinde yer verdiği ve uyguladığı terapi yöntemlerinden birisi. Bu eğitimde herhangi bir sunum ya da bir slayt hazırlamadım aslında. Biraz daha söyleşi gibi gitsin ve bununla ilgili zaten ne yaptığımı anlattığımda herkesin kafasında net bir bilgi oluşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi psikoterapi dediğimiz şey aslında ben şöyle tanımlıyorum psikoterapi. Birçok tanımı yapılabilir ama net olarak söylemek gerekirse psikoterapi bir tedavi yöntemi değildir. İnsanlarda bir şeyleri dikte etmeye, dayatmaya, değiştirmeye yönelik yapılan herhangi bir müdahale de içermez aslında. Psikoterapi bir seans odasında bir danışan ve bir danışman ya da bir psikoterapist ve bir danışmanın olduğu ve o odada ben hep bir dansa benzetiyorum, bir tango gibi, bir vals gibi süreç içerisinde iki kişinin dans etmesi olarak tanımlıyorum psikoterapiyi ve bu süre zarfında da danışmaya gelen, yani danışan dediğimiz kişi aslında bu da bir birey. Hani danışan da ne kadar denilmeli, onu da, o da tartışılır ama şu anda bunu demek galiba herkesce kabul edilir ve uygun görülen bir terim. Burada hayat içerisinde bir takım zorluklar yaşadığında, hepimizin yaşadığı gibi bir takım üstünden gelemediği, baş edemediği sıkıntılarla karşılaştığında, bunlar ilişkisel problemler olabilir, öfke kontrol problemi olabilir, uykusuzluk, yemek yeme bozukluğu gibi fizyolojiyi etkileyen, insan fizyolojisini etkileyen problemler olabilir. Bir takım durumlarla ya da işte somatizasyon, insanlar geziyorlar, doktor doktor, kapı kapı, dahiliye, cerrahi, üroloji, herhangi bir problem bulunamıyor. İşte kan tahlillerine bakılıyor, ultrason görüntülerine bakılıyor, taş gibisin, hiçbir şeyin yok. Neden o zaman benim bacaklarım tutmuyor, neden kolum uyuşuyor, neden kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Bence o zaman senin bu psikolojik olabilir deyip insanlar yönlendiriliyor. Psikiyatriste gidiyorlar, psikoloğa gidiyorlar. İşte psikoterapi eğitiminden geçmiş olan ruh sağlığı uzmanları da psikoterapi uygulama yetkisine sahip oluyor. Birçok psikoterapi çeşidi var uygulanan. Davranışçı bilişsel psikoterapiler ve dinamik psikoterapiler böyle sanki ana sahnede yer alıyor gibi. Biz Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü çatısı altında birçok psikoterapi ekoliyle tanışma fırsatı bulduk. Bunların arasında aktarım odaklı psikoterapi, işte kovu diyen kendilik psikoterapisi, duygu odaklı psikoterapi, ilişkisel psikoterapi gibi psikoterapi çeşitlerini deneyimleme, süpervizyon süreçlerinde bunlarla ilgili kendimizi deneme, bir diğerinden öğrenme gibi yöntemlerle bunlara hasıl olduk. Ben de 2012 girişliyim enstitüye. 2016 yılında bitirdim. 2014 yılından beri, işte süpervizyona geçtiğimizden beri de aktif bir şekilde danışan görüyorum. Psikoterapistlik yapıyorum. Burada öğrendiğimiz bir şey var. Tüm bu terapilerin, işte dinamik psikoterapiler, davranış
bilişsel ve davranışçı psikoterapilerin yanında. İşte varoluşçu psikoterapiler de var. Birçok ekol var ama ben daha dinamik ağırlıklı giden bir bütüncül psikoterapistim aslında. Yolda karşılaştığımız, danışanı dinlerken karşılaştığımız bir takım durumlara göre bir formülasyon çıkartıyoruz ve ona yönelik hangi müdahaleyi yapacağımız konusunda da fikir sahibi olup öyle ilerliyorum. Hücum terapisi de danışan ilk geldiği andan itibaren problemlerini anlatmaya başladıktan sonra, özellikle psikiyatrik kontrolleri de yapıldıktan sonra bir psikotik bir durumunun olmadığından, ilaç kullanma, işte ağır bir depresyonunun olmadığından gibi gibi emin olunduktan sonra hücum terapisi süreci aslında kişinin kendini tanımaya, kendini tanımayla beraber ego kapasitelerini güçlendirmeye yönelik yapılan bir terapi çeşididir. Ve aslında daha önce sıkıştırılmış terapi der. Sıkıştırılmış ve çok yoğun bir şekilde danışan görüşmelere devam ettiği için hücum adını verilmiş bu terapi çeşidine. Yani danışan günde 4 saat, 5 saat kapasitesinin kaldırdığı ölçüde sabah uyanıyor, kahvaltısını ediyor, seansa geliyor, 10'da başlıyor. Başlıyorlar seans yapmaya. Danışan öğlen çıkıyor 12'de, gidiyor, yemeğini yiyor, kahvesini içiyor, çayını içiyor. 2'de 3'te bir daha geliyor, bir daha yapıyorlar seans. Ondan sonra tekrar bir ihtiyaç devam edilebilecekse bir kahve arası veriliyor yarım saat. Ondan sonra tekrar bir seans yapıyor. Böyle 4-5 seansa kadar bir günde danışan seanslara geliyor. Ve ardı arkası kesilmeden arka arkaya yapmaya dikkat ediyoruz bunu. Yani danışan her gün seanslara geliyor ve ortalama 15 gün, 10-15 gün arasında süren bir terapi çeşidi. Ben bunu çok uyguladım. Özellikle enstitüde çok çok daha fazla. Enstitüde çünkü uygun olan danışanlara önerilen bir yöntem. Enstitümüze danışanlar başvurduğu zaman önce psikiyatrik kontrol muayeneden geçiyorlar. Bunu bizim kurumumuzda Tahir Özakkaş yapıyor. Daha sonra da eğer koşulları uygunsa danışanın hücum terapisi öneriyor. Sen hücum terapisi alsan faydası olur diye bir öneri alıyor danışan. Aldığı öneriden sonra eğer danışan tamam ben istiyorum derse ve hücum terapisine gelirse, ben danışanlarla 1,5-2 yılda ilerleyeceğim süreci hücum terapisinde gerçekten 15 günde, bir ayda ilerlediğimi fark ettim. Hücum terapisinin uygun danışan için çok faydalı bir yöntem olduğunu düşünüyorum psikoterapiler açısından. O yüzden de ben bugün hücum terapisiyle ilgili olabildiğince detaylı ve kapsamlı bir şekilde size bilgi vermeye çalışacağım. Sorularınız için belli bir süre ayrılacaktır. Merak ettiklerinize de sonunda oturumun bittikten sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi hücum terapisi danışan uygun, şartlar uygun. Danışan tamam dedi, ben gelmek istiyorum hücum terapisine. Biz hücum sürecine başlıyoruz. Hücum terapi içerisinde aslında iki aşamadan gerçekleşiyor. Birisi hastadan, hasta demeyelim, danışan diyelim, ağız alışkanlığı. Danışandan ayrıntılı bir şekilde anamnez alınması. Ama bu anamnezin çok çok ayrıntılı, çok kapsamlı olduğunu düşünün. Detaylarını vereceğim birazdan. Anamnez aşaması. Diğer ikinci aşama da psikoeğitim aşaması. Psikoeğitim aşamasında da danışan kendi anlattığı öykü üzerinden bize vermiş olduğu donelerle danışanda hangi tür kişilik örgütlenmesinin olduğu, danışan tüm hayat hikayesini bize anlatıyor burada. Yani kapsamlı 40 seanslık bir süreç aslında hücum terapisi toplamda. 40 seansın 30-35 seansını hastadan anamnez almaya ayırıyoruz seans olarak. 10-15-20 seansını da bu danışanın anlattığı bilgiye ve bizim ona vereceğimiz psikoeğitime göre şekillenebilecek bir şey. Psikoeğitimi ayırıyoruz. Psikoeğitimin içinde hangi konuların olması gerektiğini de ayrıntılı bir şekilde anlatacağım birazdan. Şimdi hücum terapisinde hastaya geldiği ilk andan itibaren evet, hoş geldiniz, merhaba, hücum terapisine başlıyoruz. Hücum terapisine biz ilk önce soy ağacı çıkarmakla başlıyoruz. Bugün ilk seansımız, hücum terapimizin ilk seansında sizinle birlikte önce bir soy ağacınızı çıkartacağız. Ve soy ağacınıza göre de ben sizin üçüncü kuşak olan işte anneanne, babaanne, dedeler,
anne tarafı ve baba tarafı, sonrasında da sen, senin ilişkin, sen ve kardeşlerin şeklinde devam eden üç kuşaklık bir öykü alıyorum. Bugün mutlaka işte Seninle Başlamadı kitabı üç kuşak travmaların aktarıldığını bize anlatıyor. Çok severim o kitabı. Ben üniversite bütün öğrencilerime okumalarını öneriyorum. Aynı şekilde aile dizimi yöntemi yedi kuşağın bizi etkilediğini söylüyor. O yüzden aynı zamanda hücum terapisinde üç kuşaklık aldığımız detaylı ayrıntılı öykünün kişinin kişilik yapılanmasında, kişilik örgütlenmesinde nasıl da etkili olduğunu, bugün yaşamış olduğu sıkıntıları anlamlandırmasını sağlıyor. Ben şöyle yapıyorum aslında, kafamda şöyle canlandırıyorum. Danışan hücum terapisine geldiği andan itibaren bana bir poşet dolusu puzzle'la geliyor. Ancak ve ancak puzzle'da normalde gidersiniz bir puzzle alırsınız, işte binlik bir puzzle alırsınız. Puzzle'ları kutuların üstünde hangi puzzle'ı yapacağınızı bilirsiniz. Bir deniz manzarası mı, işte bir dağ manzarası mı, bir Eyfel Kulesi mi, bir boğaz manzarası mı, bir şey çıkar orada, bir portre mi bilirsiniz ve ona bakarak yaparsınız. Yani puzzle'ı yapmak bu anlamda kolaydır. Ama danışan bana ne yapacağımı bilmediğim karmaşık bir puzzle'la geliyor. Ben önümde bir masa var. O masaya puzzle'ın parçalarını atıyorum. Hepsini düz çevirsem de ne resim çıkacağını bilmiyorum. Danışanın bana ne vereceğini de bilmiyorum. Ama her geldiğinde hücum terapisi sürecinde bana anlattığı öyküde bana her geldiğinde bazı parçaları veriyor ve ben onları yerleştiriyorum. Birlikte görüyoruz süreci. Birlikte şekillendiriyoruz puzzle'ı. En sonunda aile öyküsü de bittikten sonra, kendi gelişim öyküsü de bittikten sonra danışanın önümüzde bizim ne çalışacağımız ortaya çıkıyor. Bu nasıl bir manzara? Burada neler var? Burada hangi travmalar var? Danışanın çocukluk döneminde, ergenlik döneminde yaşamış olduğu önemli olaylar, annesinin babasının hangi yapıya sahip olduğu, nasıl bir kültürden geldiği. Çünkü psikoterapi yapmak gerçekten kapsamlı bir şekilde birçok konu hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Çünkü bir insana evet bu bir patolojik durum diye etiket koymak, bizim ülkemiz gibi çok fazla etnik yapıya, çeşitliliğe sahip bu ülkede yaşayan bireyler olarak bunun patolojik bir durum olduğunu söylememiz çok zor. Çünkü bir bakıyorsunuz şiddet çocuğa travmatize eder ve zarar verir. Ama bizde öyle kültürler var ki dayak yemeden büyüyen çocuk yok onun büyüdüğü mahallede ya da onun büyüdüğü sülale içerisinde. O zaman travma olmaktan normal bir durum haline geçiyor. Birçok şeye örnek verebiliriz tabii bu süreç zarfında. Dönecek olursam soy ağacına, ayrıntılı bir şekilde ilk önce danışana soruyorum. Şöyle bir A4 kağıdı alıyorum ben. Diyorum ki evet şimdi başlayalım. Danışana bırakıyorum. Anne tarafından mı baba tarafından mı yazdırmaya başlamak istersin? Danışan siz bilirsiniz diyor bazen. Bazen diyor ki anne tarafından başlayalım. Zaten orada pek bir şey yok. Direkt babaya geçeriz. Ya da diyor ki işte baba tarafından başlayalım. Orası bayağı bir sıkıntılı. Anne tarafını sona bırakalım. O zaman ben aslında danışana daha ilk nereden başlayalım sorusuyla danışan bana mı bırakıyor? Tercihlerini ve kararlarını kendi veren birisi mi? Yoksa olayların akıbetinde bir diğerinin önerisine, bir diğerinin yol göstericiliğine mi ihtiyacı var? Ya da anne tarafım önemli, baba tarafım zaten önemsiz gibi bana detayları orada daha vermiş oluyor. Bu kişinin gelişiminde anaerkil mi ataerkil bir yapıya mı sahip? Daha çok babası böyle iç güveysi gibi bir süreçten geçmişte babanın sözünün geçmediği bir aile mi? Annenin egemen olduğu, annenin kurallarının oynandığı, babanın ezildiği ve yok sayıldığı bir aile mi? Yoksa babanın çok böyle kurallarının, otoritesinin, daha böyle doğu kültürünün baskın olduğu bir aile yapısı olup sinmiş sakin annemi. Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmayı daha burada da, soy ağacı çıkartalım, nereden başlayalım derken bana işaretler veriyor. Tabii ben bunları zihnimin arka tarafında bir yerlere sürekli kaydediyorum. Önceleri çok zorlanıyordum. Hep not alma ihtiyacı hissediyordum ama artık bir müddetten sonra zihniniz de öyle çalışmaya başlayınca neyi önemseyip önemsemeyeceğiniz seanstan sonra
biliyorsunuz ve seanstan sonra da hatırlıyorsunuz zaten. Yazdırmaya başlıyorum. Mesela dedi ki anne tarafından başlayalım. Anneanne, dede, böyle yazıyorum. Şimdi diyorum anneannenin adı, soyadı, hayatta mı? Hayattaysa hangi doğum tarihi, kaç doğumlu? Sadece küçücük hayatta mı değil mi? Hayattaysa kaç yaşında diye soruyorum hatta. Hayatta değilse de yanına işte küçücük bir ek, hani şu an hayatta değil. Hangi yıl öldü? Ne zaman kaybetti? Bunu yazmış oluyorum. Aynı şeyi dede için de yapıyorum. Genellikle işte sadece ad sormakla kalmayıp soyadlarını da sorarım. Çünkü bu anneanne ve dedelerde o kadar değişik öyküler oluyor ki babaanne ve dedelerde. İşte anneannemin soyadı şu çünkü anneannem dedemin üçüncü eşi. Ama anneannemle imam nikahlı yaşıyor. İşte dedem şöyle ama orada böyle buzda, yani bu şekilde kalmıyor. Dallar budaklar çıkıyor burada anneanne dede öykülerinde. Bunlarla da çok karşılaşıyorum ki bunlar da kişinin kimlik ve kişilik oluşturmasında büyük öneme sahip olan detaylar. Sonra soruyorum anneannen, anne tarafın kaç kardeş? Annenler kaç kardeşler? İşte diyor ki iki kardeşler, beş kardeşler. Tek bir şey hani diyorum, şuraya dikkat edelim. Arada ölmüş olan, şu an hayatta olmayan ya da anneannen gebeyken düşük yapmış olabilir, bebekken ölmüş ve hiç tanınmamış olabilir. O detayları da istiyorum bildiğin kadarıyla diyorum. Söylemezsem yaşayanları söylüyor. Bazen tanındık bir dayı ya da teyze ise işte annemler beş kardeş ama teyzem kanserden vefat etti 5 yıl önce falan. Hepsini alıyorum. Şey diye düşünülebilir, hani bebekken ölmüş ama onun pek bir etkisi yoktur diye düşünülebilir ama bebekken ölen çocuk annesi yeni doğduğunda bir yaşında çocuk anne, yani aralarında bir iki yaş var kardeşlerin. Bebek ölüyor, o sırada da annesi doğmuş. Yani anneanne o kadar depresyonda ve o kadar bir yas sürecinde ki annesine aktarılan o depresif ruh hali yıllarca sürmüş oluyor. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki bir çocuğun kimlik ve kişilik gelişiminde özellikle ilk yıllar çok çok önemli. İlk işte Bowlby bir başka bir şey söylüyor, Freud başka bir şey söylüyor ama biz biliyoruz ki anneyle o ilk ilişkiler hem bağlanma açısından hem de bir nesne ilişkisi yetişkin hayatına geçtiğinde diğer insanlarla olan ilişkileri, partnerleriyle olan ilişkilerini çok fazla etkiliyor. İlk 2 yılı biz çok önemsiyoruz. İlk 2 yılda annenin bir önceki çocuğu için yas tutması, yasın uzadığını düşünelim, annenin desteklenmediğini düşünelim. Bizim için ailede ölen, bebekken ölen, anne karnında ölen, anneannem hep düşük yaparmış 6-7 tane düşük yaptıktan sonra nihayet annem dünyaya gelmiş. Ne kadar önemli ve el üstünde büyütülen bir çocuk olmuş anne. Bunlar hep bizim kafamızda soru işareti oluşturması gerekiyor. Ayrışma, bireyleşme süreçlerini tamamlayabilmiş olabilir mi? Annesi, yani bana gelen danışanımın annesinin yaşadığı ev ortamı. Bana gelen danışanımın annesinin kendi annesinden almış olduğu bakım sonucu ortaya çıkarttığı kimlik ve kişilik. Yani benim danışanım nasıl bir annenin elinde büyümüş ve nasıl bir anne arka planı var burada. Bunları öğrenmiş oluyorum. Sonra sadece yazıyorum. İsim, soy isim, hayattalar mı? Kaç yaşındalar hayattaysalar? Öldüyseler ne zaman öldüler? Böyle kocaman bir harita çıkıyor en sonunda. İşte buraya da şimdi yazıp size şöyle göstermek adına yazıp koyayım. Burayı da babaanne ve dede yazıyorum. Baba tarafı kaç kardeş? Buraya tek tek kardeşleri buraya tek tek yazıyorum. Ya da bazen kardeşlerin sayıları azsa şöyle oklar çıkartıyorum, okların altına yazıyorum. Büyükten küçüğe doğru sırayla yazıyorum. En büyük çocuk kimmiş, sonra kim? En son işte anne tarafından anne Ayşe ile baba tarafından baba Ali. Ne zaman, kaç yılında evlenmişler ve bir araya gelmişler? 1980 yılında evlenmişler. Sonra da ben dünyaya gelmişim. Biz de 5 kardeşiz. En büyüğü benim. Sonra bu şekilde çıkartıyorum. Danışanımın adını yazıyorum. Kardeşlerin adlarını yazıyorum. Evet, bu bizim çıkartmış olduğumuz sülale soy ağacı. Bu sülale soy ağacından sonra genellikle bu bir seans sürüyor. Çünkü danışan araya böyle bir şeyler eklemek istiyor. Amcam işte diyor şöyle şöyle ama zaten oraya gelince ben onu anlatırım diyor. Küçük dipnotlarımı da tutuyorum.
İlk seansımızda soy ağacımızı çıkarttıktan sonra danışanımla hemen akabininde hani bir ara verelim. Şimdi geldiğinde başlamış olacaksın anlatmaya. O karar vermişti zaten. Anne tarafını mı baba tarafını mı önce anlatacak. Anneanneden başlıyorum. Yani hücum terapisi neden çok önemli? Biz psikoterapi almak için gelen danışanlarımızda bazı durumları tespit etmeye çalışırız. Mesela danışanımızda işte bölme var mı yok mu bizim için önemlidir. Danışanımızın daha narsistik bir yapıya mı sahip, borderline bir yapıya mı sahip olduğunu anlayabilmek için danışanımın kullandığı savunma mekanizmalarını bulmam lazım. Bu savunma mekanizmalarını da anlatmış olduğu olay örüntüleri üzerinden daha çok ben değerlendirip yorumlar yaparım. Çünkü o durum bana yapacağı müdahaleyle de ilgili bilgi vermiş olur aslında ve bir müddet sonra danışanımın benimle girdiği aktarım sürecinde bana neler aktarabileceği, beni nereye koyduğu, ne zaman yüceltip ne zaman ne kadar ya da yüceltip ne kadar indireceği yere düşüreceğiyle ilgili bana bilgiler verir ve ben de kendimi ve müdahalelerimi biraz buna göre planlamış olurum. Bazen danışanımdaki savunma mekanizmalarını bulmak bazen haftalar, seanslar sürebilir. Ama hücum terapisiyle birlikte danışandaki savunmaları, kullanmış olduğu savunmaları, kimlik ve kişilik yapısını çok kolay öğreniyorum. Ben ikinci seansta diyorum ki hadi bakalım anneannenden başlayalım demiştik. Hadi bakalım anneannen kimdi? Müzeyyen. Anneannen Müzeyyen'le ilgili. Şimdi anneanneni bana öyle bir tarif et ki gözlerimi kapattığımda şöyle karşımda senin anneanneni Müzeyyen'i canlandırayım. Müzeyyen'in gözümün önüne gelsin diye söylüyorum. Burada danışan olaylar üzerinde ne kadar düzgün cümleler kuruyor, öznesi, yüklemi, nesnesi, bunların her birisi bile bana kimlik ve kişilikle ilgili bilgi verirken aslında ben en önemli bilgiyi şurada topluyorum. Yani anneanneye bir giriş yaptırdıktan sonra hadi bana anneannenin 3 olumlu 3 olumsuz özelliğini say diyorum. Bu soru hücum terapisindeki en önemli sorulardan birisi bence arkadaşlar. Çünkü burada ben birçok konuda tespitte bulunmuş oluyorum. Şimdi neden? Danışanlar genellikle şöyle diyorlar. Ya modomot, olumlu özellikleri çok seveceğim. Hayatını çocuklarına adamış. Sizler de katılabilirsiniz bu arada. Mesela bir kişiyi katılmak isteyen birisi varsa sesini açabilir ve ister gerçek bir hikaye örüntü olsun, isterseniz de kafanızdan uydurun ya da bir danışanınızdan esinlenerek bir şeyler söyleyin. Birinizin üstünden yapabiliriz bunun analizini. Buradan ne çıkar konusunu. İsterseniz beni bölüp girebilirsiniz ya da chat kısmına yazarsanız bu şekilde devam edebiliriz. Size bırakıyorum. Zehra el kaldırmış. Bu şey anlamına geliyor sanırım. Ben yapabilirim anlamına geliyor sanırım. Doğru mu anlıyorum? Ama sesleriniz sanırım host tarafından kapalı. Öyle tahmin ediyorum. Evet, Derya Erişken geldi, el kaldırıyor. Yani ben genelde bu eğitim verirken genel bilgileri verdikten sonra bir kişiyi alıyorum. Hani yüz yüze yaptığımızda öyle yapıyorduk. Bir kişiyi alıyorum ve onun üzerinden ilerliyoruz aslında. Ama şu an host tarafından seslerinizin kapalı olduğunu görüyorum. Ben anlatayım. Hostumuz devreye girip de sesi açarsa bir kişinin üzerinden örnek yapıp analize gidebiliriz. Ben birkaç şekliyle örnek vereyim size. Derya Erişken geldi evet, galiba. Evet hocam. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba hocam, kolay gelsin, iyi dersler. Teşekkür ediyorum, nasılsınız Derya Hanım? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Peki o zaman karşılıklı birlikte yapıyoruz bu soy ağacındaki anneanne tanımlama kısmını, olur mu? Tamam, olur hocam. Yani isterdim ki aslında soy ağacını çıkartıp yapalım ama 30-35 seanslık bir şeyi burada bu şekilde uygulamak çok zor. Evet. Şimdi ben şöyle düşünelim. Bana hücum terapisine geldiniz. Ben de sizin ağacınızı çıkarttım. Şimdi soruyorum. Anneanneniz Müzeyyen Hanım adını az önce ben koydum. Birazdan dedeyi siz söylersiniz. Müzeyyen Hanım'ı bana öyle bir tarif edin ki ben gözlerimi kapatayım ve şu odada, şu koltukta, şu sandalyede oturduğu böyle gözümün önüne gelsin. Evet.
ben anneannemi üniversite sınavına gireceğim zaman kaybettim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim hocam. Çok minyon tipli, çok sevecen. Yani sürekli bir insanlara böyle bitki çayı içirmeyi seven, işte böyle bir ağrılarını dindirmeyi seven, işte şifacı yani. Evet, yani öyle. Yani olumlu düşünen, pozitif bir insan. Böyle çok tatlı bir şeydi yani. Anneanneydi. Anneanneydi. Peki evet. Böyle anneanne deyince gözümün önüne böyle genelde böyle şalvarını giymiş, başını bağlamış. Evet, aynen. Köylü geliyor. O mu? Böyle fatörünü takmış, döpiyeslerini giymiş, fönsüz dışarı çıkmayan bir kadın mı hayal edeyim? Benim anneannem köydeydi. Tavukları işte bahçesinde, şalvarlı, başında başörtüsü. Böyle köylü, çiftçi bir anneanne. Böyle gariban işte, hani köyün garibanı, o tozu, toprağı, hayvanı, işte ezilmişliği yine biraz. Böyle bir anneanne. Peki Derya Hanım, çok güzel böyle pozitif özelliklerini saydınız anneannenin. Evet. Anneanneyi gözümün önünde ton böyle akpak, aynen, beyaz saçlı bir kadın olarak gözümün önüne geliyor. Evet, aynen hocam. Herkes tarafından sevilen. Evet. Böyle insanlara iyilik yapan, sayılan. Evet, sayılan. Peki anneannenin 3 tane de negatif özelliğini sayabilir misin? 3 tane negatif özelliği. Yani anneannem çok çocuk kaybetmiş. 4 çocuğu vardı. Benim annemler 4 kardeşler. Ama çok çocuk kaybetmiş. Ondan dolayı birazcık üzgündü yani. Her seferinde ufak tefek onları yapardı, söylerdi. Sadece olumsuz özelliği bunu hatırlıyorum. Onun dışında yani hani çok pozitif bir insandı. Ama bu her seferinde kaybettiği çocuklarından bahsettiğinde üzülürdük yani biz hep. Aslında anneannenizin üzgün olması onun bir duygu durumunu gösteriyor. Olumsuz bir özelliğini göstermiyor bize. Hani ben karakter yapısı olarak bahsedecek olursak. Olarak hocam yani hani öyle bir olumsuz bir şey... Yani hani köyde büyüdük biz de. Yani hani öyle olumsuz bir şeyini hiç hatırlamıyorum anneannemin. Keşke yani söyleyeceğim, şöyle düşünüyorum. Ben 42 yaşındayım. Hani böyle çok geçmişte oldu. Şöyle olumsuz öyle bir aklıma gelmiyor. Sadece olabilir. Yani mesela şimdi aklıma geldi. Mesela dayılarıma daha düşkündü sanki. Yani erkek evlatlarına daha düşkündü. Bu olumsuz bir durum olabilir mi? Bu genelde geliyor zaten insanlardan. Evet. Anneannem biraz evlatlarına ayırırdı. Anneannem işte erkek çocuğunu biraz daha yanına çekerdi. Evet. Hep duyduğum bir şey bu. Bu çok sık gelecek. Evet. Eğer siz de bunu uygularsanız size de gelecek. Erkek çocuk düşkünlüğü. Derya Hanım, anneanneniz nereli? Karaman. Karamanlı. Daha böyle iç Anadolu kültürü yani. Evet. Evet, Anadolu'muzda, bizim ülkemizde erkek çocuğa düşkünlük gördüğümüz bir şeylerden bir de. Evet. Koyun kültürel bir şey ya da biraz daha patolojik bir durum. Soru işareti olarak koyduk kenara. Şimdi ben aynı şekilde dedenizi de soracağım. Dedem de çok hani dede denirdi hakikaten. Sakallı, böyle sevecen, işte herkese yardım eden. Köyün zaten varlıklı ailelerindenmiş dedem. Yani herkese maddi anlamda yardım eden bir insan. Eli açık, eli bol, cömert bir insan. Torunlarını sürekli etrafına toplayan, bayramları hatırlarım, etrafına torunlarını toplayan, alan, veren, yediren bir insan. Çok sevecen. Olumsuz özelliği de söyleyeyim mi hocam? Evet. Olumsuz özelliği biraz yani ne diyeyim? Dediğim dedik yani, hani onun söylediği olacak. Yani çok başka fikirlere çok açık bir insan değildi. Yani aslında böyle çok değiştiremezsiniz onun kararını. Evet, böyle bakar daha çok. Evet. Dediğim dedik bir insandı. Yani hani çok fazla fikirleri açık değil. Biz söylediklerimizi, annelerimizin, babalarımızın çok, o ne söylerse o olacak. Yapacak başka bir şey yoktu yani. Biraz öyleydi. Peki olumsuz bir özellik mi sadece? Yani öyle hatırlıyorum hocam. Başka da yok yani. Hani tabii ki o da erkek evlatlarına daha düşkündü. Yani çünkü erkek evlatları avluda kalsın istiyordu. Torunları, erkek evladının torunları avluda kalsın istiyordu. Köylerde biliyorsunuz aynı avlunun içerisinde farklı bölmelerde oturuluyor.
aynı avluda erkek evlatları kalsın, erkek evlatları devam ettirsin. Sanki erkek evlat onun neslini sürdürecek tarzında düşünen yapıdaydı. Peki, annen dört kardeşti değil mi anneniz? Evet. Kaç erkek, kaç kız? İki erkek, iki kız. Tam dengeli olmuş yani. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Belki birazdan tekrar yardımına ihtiyacım olabilir Derya. Tamam. Tamam. Şimdi burada birazcık araya gireceğim. Neler topladık? Ne tür yorumlar yapabiliriz? Burada biz bu bilgilerle ne sağladık acaba? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ben. Şimdi çok az bilgi aldım. O yüzden bu söylediklerim Derya Hanım için geçerli değil. Ama genellikle soru işareti kafamda hep duracak. Çünkü neden? Bu sadece anneanne ve dedeyi dinlemekle, 2-3 kişiyi, 5 kişiyi dinlemekle ortaya çıkacak bir şey değil. Genel anlamda sülale ile ilgili örüntüyü alırken, mesela bölme dediğimiz bir savunma mekanizması var. Kim, yani bölme bizim için çok önemli bir savunma mekanizması. Şöyle kısacık anlatacağım ki, bir çocuk dünyaya geldiği zaman İyi ve kötüyü birleştirebilecek zihinsel gelişime sahip değildir. Ruhsal gelişime de sahip değildir. Çocuk, 3 yaşındaki bir çocuğa dersiniz ki hayır, ona izin vermiyorum, ona dokunma, küser gider, pis anne, pis baba olursunuz onun için siz. Ya da ne biçim böyle, sevmiyorum seni, nefret ediyorum, sevmiyorum seni, tüh sana falan der size. Ama aradan 2 dakika bile geçmeden gidip de aa bak Ali sana ne getirdim, çikolata ister misin dediğinde seni çok seviyorum, sen dünyanın en iyi annesin diyebilir size. Şimdi 2 dakika önce dünyanın en kötü, en iğrenç, nefret, pislik annesiyken bir müddet sonra dünyanın en iyi annesine geçme durumu çocuğun bölme mekanizmasının hala aktif olduğu ve kapanmadığına işaret eden bir şeydir. Bölme mekanizması 5 yaşına kadar kapanmaması normaldir. 5-6 yaşlarına kadar biz bunu normal kabul ederiz ama ondan sonra, 5-6 yaşlarından sonra yavaş yavaş bölme mekanizması dikey yarık diye adlandırdığımız, yani çocuğun iç dünyasında kendilik ve nesneyi tanımlama biçimi koskocaman, şöyle bir şey düşünün, ortada dikey bir yarık var. Bir taraf iyiler, bir taraf kötüler. İyi kendi, iyi nesne. Kötü kendi ve kötü nesne. Yani kendisi ya dünyanın en iyi, en başarılı, en becerikli, en güzel, en harika çocuğu ya da yetişkini, ya da dünyanın en berbat, en beceriksiz, en başarısız, hiçbir şey hak etmeyen bireyi, ya da karşısındaki nesneler. Biliyorsunuz biz nesne diyoruz anneye, babaya, arkadaşa, eşe, dosta, hatta çocuklarımıza. Onlar bizim için bir nesne. Nesneler de kişi için 5 yaşına kadarki çocuk için ya mükemmel, iyi, harika, en iyisi, en harika anne, en iyi arkadaş, en iyi, ya da en berbat, en nefret edilesi, en kötü nesneler. Ama 5 yaşından sonra bu ortadaki bahsettiğim yapının ortasında bulunan yarığın kalkmasını, pozitif olan, yani iyiler ve kötülerin birleşmesini, tek bir kimlikte bütünleşmesini bekliyoruz. Biz buna kimlikte bütünleşme diyoruz aynı zamanda. İyiler ve kötüler tek bir havuzda bütünleşebilirlerse kişi kendini ve dünyayı algılama tarzında, evet bu hayatta iyiler de var, kötüler de, ben de zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olabilirim. Şu anda kötü bir şey sezinlemiş olmam o kişinin dünyanın en berbat ve iğrenç insanı olduğu anlamına gelmez. Evet bu da onun kötü bir özelliği deyip kimlikte bütünleştirebilmeye götürmedir. Bu bizim sağlıklı bir yapı geliştiriyor olmamızdaki en temel, en temel anahtar, en temel işaretlerden biridir. Kişi de biz, o yüzden hücum terapisinde ben aile öyküsü alırken ilk baktığım şey bu kişinin bölme mekanizması devam ediyor mu yoksa kapanmış mı? Yani bölme var mı yok mu? Şimdi genellikle bölme mekanizması devam eden kişiler, anneanneni anlat dediğimizde dünyanın en tatlı, tatlı, herkese pozitif, muhteşem, harika, hep böyle güzel özellikler gelir. Peki anneannenin bir tane kötü özelliğini söyler misin dediğimde ya hiçbir şey söyleyemem. Hadi anneanne ve babaanne, dedeler için bunları hemen derim ki tamam kötü olma şimdi, hani torun küçük yaşlarda beraberdiler. Torunlarına hep iyi davranır bu grand ebeveynler. O zaman işte o olabilir, kötü yere koyamıyor olabilir. Hele şimdi öldüyse, hayatta değilse, arkasından kötü konuşuyormuş gibi hissettiği için yapamayabilir. Sadece ben cebime alırım, koyarım buradaki cebime. Bu böyle bir bilgi var. Anneye babaya gelirim. Şimdi der ki annem dünyanın
en mükemmel annesi. Benim annemin üstüne bir anne tanımıyorum. Annem bir kere hiç kimseye asla bir kötülük yapamaz. Annemin bir tane günahı bile yoktur falan derler hatta böyle yani. Annem benim cennetin baş köşesinde yere sahip olan bence tek anne bile olabilir gibi şeyler gelir. O kadar idealize etmiştir ki anneyi. Annemin kötü bir özelliğini söyle. Kötü bir özellik çıkmaz. Geçelim babaya. Babam, ya babamla ilgili de iyi bir özellik söyleyemeyeceğim. Bir tane çıkmaz mı? Hani zorlarım hatta ben. Mesela dürüst. Mesela çalışkan. Böyle ben genelde yönlendirmeyi sevmem ve ona bırakırım. Yönlendirme de bazen uyumlanmacı bir danışan için, siz öyle olmasa bile siz öyle söylediğiniz için otomatik olarak sizinle uyumlanma ihtiyacına geçin. Ha evet evet olabilir diyebilir. Ya da ters kimlik geliştiren bir danışan için şöyle bir duruma gelebilir. Hayır ne söyleseniz hayır o değil. Hayır o değil moduna geçebilir. O yüzden de bunların hepsi bana danışanın kimliğiyle ilgili bilgi veriyor. Bir yandan nasıl bir hayat geçirdiğini analiz ederken, bir yandan da danışanın kimliğinin oluşumunda diğer faktörlerin etkisine bakmış oluyorum. İşte burada eğer danışanları dinlerken onlara anneanne, teyze, dayı, amca, hala, babaanne sistemi içerisinde her birisini evet şimdi bununla ilgili bir üç olumlu, üç olumsuz özellik söyle derken bazı bireyler için olumlu özellik çıkartamaz, bazıları için olumsuz özellik çıkartamaz. Bir türlü bunu söyleyemez. Yani bu ne düşünüyor, bazen öyle kötülemesine de gerek yok. Hani ya hep kötü, bazen de işte çok naif danışanlar gelir. İşte annem biraz kontrolcüdür, müdahale etmeyi sever, bundan çok hoşlanmam. İşte annem biraz agresif tarafları var. Hep mesela ben onlara demem, üç olumlu üç olumsuz özellik söyle, hangisinden başlayayım diye sorar danışan. Hep böyle dış odaklı çalışan bir danışan hatırlatır bana. Çünkü bana soruyor, sana bıraktım, nereden istersen oradan başlayabilirsin. Başlar annem kontrolcü, işte şöyle böyle agresif. Ya hep olumsuz özellikleri saydım, not alıyorum ama olumlu özelliklerle ilgili bir şey gelmedi. Olumlu özellik ya ay şimdi mesela der ki böyle naif danışanlar gelir, ay ben şimdi çok kötü oldum, ay annemle ilgili iyi bir şey söyleyemiyorum. Ya nasıl söyleyemem, hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ya ben böyle sıkıntılanmaya falan başlar danışan. Ben şimdi işte bir şey söylemesem, hani aklıma gelince söylerim. Tabii böyle çok sıkıştırmayız danışanı. Tamam olur, buraya geri döneriz falan deriz böyle. Hani sıkıntılanmasını da istemeyiz daha yolun başında. Öykü, işte sülale öyküsü almanın arka planında yatan şey, bu olumlu olumsuz özelliklerden başlarız. Kişinin bölme mekanizmasını keşfederiz ve anlattığı kişilerin hayatlarında ne kadar etkisi olduğunu görürüz. Nasıl bir aile yapısına sahip olduğunu görürüz. Bazen babasıyla ilgili hiçbir şey söyleyemez ama bir amca vardır, bir dayı vardır ailede. Aslında çocuğun psikolojik olarak babası, biyolojik babası değil, dayısı olmuştur ya da amcası olmuştur. O kadar hayatına etki etmiştir. O zaman ben bu çocuğun gelişim sürecini, çocukluğunu, ergenliğini düşünür ve değerlendirirken, formüle ederken biyolojik babasını değil, psikolojik babasını ele almak durumundayım. Tabii ki de aynı zamanda bir biyolojik baba orada konu mankeni varken neden bir aile üyesindeki başka erkeğin bu babalık rolünü aldığını sorgulamaya başlayabilirim. Bunlarla ilgili bilgileri toplarım. Sadece anneannesini tanımlarken hadi üç olumlu üç olumsuz özelliğini geç, dedene geç demiyorum. Anneanne bazen üç seans sürüyor. Çünkü çocuğu anneannesi büyütmüş oluyor veya anneannesinin çok acıklı bir hikayesi oluyor. Hemen anneannesinin bu özelliklerini sorduktan sonra diyorum ki anneanneni anlatır mısın bana? Anneannenin nasıl bir hayatı geçmiş? Bir anlat bakalım. Benim anneannem çok sıkıntılıymış. Benim anneannem işte annesi ölmüş. Doğduğu zaman anneannemi sonra dedem başka bir kadına gitmiş, o istememiş, anneannem başka birilerinin eline kalmış. Bir sürü hikaye anlatıyorlar. Dediğim gibi bazen 3 saat sürebiliyor anneanne. En önemliler zaten anneanne, dede, babaanne, dede, anne, baba, anne ve babanın kardeşleri arasından da danışanın hayatında en fazla etki eden kişiler. Yani 11 kardeş geliyor şimdi. Düşünsenize 35 seans da yetmez onları dinlemeye. Orada bazı işte amcalarla, halalarla, dayılarla hiç böyle karşılaşmamış ve görüşmemişler bile. Burada da görüyoruz ki aile 5 kardeş, 5'inin de birbirinden haberi yok.
kopukluğu görüyoruz. Aile bağlarının zayıflığıyla ilgili bir analiz geliştirmiş oluyoruz burada da. Sonra anneannenin nasıl bir hayatı geçmiş? Sonra diyorum ki bazı danışanlar anneannelerinin, dedelerinin hayatlarını böyle anlatırlarken bazıları da ben hiç görmemişim ki. Bilmiyorum, hiç tanımıyorum, geçelim falan böyle aceleci danışanlar hızlı hızlı geçmek istiyorlar. Bir dakika diyorum, anneanneni hiç görmedim. Peki annen hiç anneannenden bahsetmez mi? Teyzenle oturup hiç anneanneni anmaz mısınız siz? Bazen ya evet bahsederler, anneannem şöyle bir kadınmış deyip anneanne hakkında bilgiyi toplayabilirken bazen de hiç anlatılmayan, yani hiç adı geçmez, hiç. Buralar hep böyle soru işareti arkadaşlar. Burada mutlaka bir bit yeniği vardır. Burada mutlaka bir hikaye var. Saklanması, gizlenmesi gereken, ortaya çıkarılmaması gereken. O yüzden bilgi gelmiyor. Siz bunları cebinize koyuyorsunuz. Danışanı sıkıştırıp öyle midir, böyle midir diye sormamamız gerekiyor. Sadece danışan bize ne anlatıyorsa kabulümüzü onu alıyoruz. Onun üzerinden bir analiz yapıyoruz. Anlattıkları ve anlatmadıkları üzerinden, anlatmadıklarını da zorlamıyoruz. Sonra peki senin anneannenle nasıl bir hayatın geçti? Biraz anılarından bahseder misin? Şimdi burada kalabalık olan ailelerde birer olumlu, birer olumsuz anı istiyorum. Aslında böyle üç olumlu, üç olumsuz anı diyorum. Burada da anlattığı öyküler, olay örüntüleri ve anılar üzerinden kişinin, yani milyon tane anı yaşamışsınızdır annenizle, amcanızla, ne bileyim kardeşinizle. Ama o anda o anda aklınıza gelip de oraya getirdiğiniz anı aslında sizin hayata bakış açınızla ilgili yine psikoterapiste çok önemli bir işaret verir. Yani tuttun da onca anı arasından bunu niye getirdin? Bu anıların ortak özelliklerini babayı anlatacak, amcayı anlatacak, kardeşi anlatacak, dedeyi, babaanneyi anlatacak, anneanneye gelecek. Nedir ya? Buradaki ortak tema nedir? Nelere acaba danışan takılıyor? Neleri alıyor? Neler aklında kalıyor? Olumsuz anılarda genellikle çocuklukla ilgili aşağılanmışlıklar, dayaklar, kırılmışlıklar. Orada otoriter bir dede var. Danışana tam gelişim dönemlerinin en önemli basamaklarında, işte 5 yaşında, 12 yaşında, 16 yaşında öyle bir hareket yapmış ki, öyle bir şey yapmış ki, bu sefer danışanın inanılmaz bir şekilde kapasitesinden çok büyük bir kırılmaya sebebiyet vermiş. Danışan kırıldığı için orada kimlik sekteye uğramış. Kimlik gelişimi tamamen, kişilik gelişimi sekteye uğramış ve danışan o yaşlarından itibaren sürekli kendini o kırılma durumuna düşmemek için bir koruma kalkanı giymiş. Bir koruma kalkanı. İşte narsizmin temelleri hazırlanmış gibi bir sürü hikaye bahsedilebilir burada. Tabii tek sadece buna bağlamıyoruz narsizmi ama bunların hepsi bir kombin. Burada anıları dinlerken yine danışanın hayata bakış açısı, vizyonu, olayları değerlendirme biçimi, kendini var etme şeklini öğreniyorum aslında. Her anı danışanın bana kendini ifade ediş biçimi. Tüm hikayeyi bu şekilde aldıktan sonra en sonunda artık anneye, babaya, onların evlendirildiği sürece geliyorum. Anne baba nasıl tanışmış, görücü usulü mü evlenmişler, severek mi, kaçarak mı, sen istenen bir çocuk muymuşsun, sürpriz olarak mı dünyaya gelmişsin? Yani burada o kadar çok detay var ki şu an aklıma gelenleri söylüyorum sadece ama hücum terapisi kapsamlı böyle alınması gereken bir eğitim aslında. Uzun saatler harcanarak böyle 5-6 aylık bir program perspektifinde verilse ve sizler de birer danışanla bunu yürütüp gelip birlikte işte ayda bir hafta sonu olacak şekilde planlasak çok daha ayrıntılı, detaylı öğrenmiş olursunuz ama burada süremiz çok kısıtlı ve ben neredeyse bir saatimi harcamak üzereyim. Henüz ikinci kısma gelemedim bile. O yüzden biraz hızlı geçmek istiyorum bu kısımları. Burada hikayeyi aldıktan sonra anne babanın öyküsü ve kendi gelişim öyküsüne doğru geleceğim. İşte hücum terapisinin üçte ikilik kısmında sülale anne baba öyküsünü bitirip üçte birlik kısmını kendi gelişim süreçlerine ve anılarına ayırmamız gerekiyor. Bu bazen hatta yarı yarıya bir süreci bile alabiliyor. Yani kendi anıları ve kendini anlattırmak istediğim şey. Dediğim gibi çok kalabalıksa 11 kardeşler, işte 8-9 kardeşler, çok aile bağları birbirinden kopuksa o anlatacak çok fazla olay ve örüntü de gelmiyor. O zaman daha çok kişinin kendi hayatına, kendi anılarına, süreçlerine
anlatacak daha fazla vakti kalıyor. Kendi hayatına geldikten sonra anne babasını, kardeşlerini de dinledikten sonra evet şimdi sana gelelim. Evet sen istenen bir çocuk mu olmuşsun? Adını kim koymuş? Normal doğumla mı sezaryenle mi dünyaya gelmişsin? Evde mi hastanede mi dünyaya gelmişsin? Çok detaylı bir öykü alıyorum burada. Sen nasıl bir çocukmuşsun? Ben nereden bileyim? Hatırlamıyorum ki diyor mesela geliyor. Hocam hatırlamıyorum ki nasıl bir çocuktum. Tamam hatırlamıyorsun da söylerler annen, baban hiç anlatmazlar mı sana? Bebeklik çağlarında hiçbir şey anlatılmadıysa birçok şeyden şüphelenirim. Acaba evlatlık alınan bir çocuk mu? Yani psikoterapist olmak aslında bana şüpheci olmayı öğretti. Her taşın altından bir şey çıkabileceğiyle ilgili bir durumu aslında öğretti. O yüzden danışanın verdiği ifadelerde, anlattığı öykülerde hep bir şey arıyorum, bir örüntü arıyorum aslında. Bunların içerikleri bizim için önemli olmamalı. Belki anlattıklarımdan şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Ne yapalım? Arkadaki arka planı. Evet dizi çekmeyeceğiz. Arka plan çok önemli değil ama arkada anlatılan hikaye, danışanın kimlik gelişimi sürecinde annesinin ona ne kadar bir nesne olabildiği, ne kadar bir kendilik nesnesi olabildiği, ne kadar güvenli bir bağ kurabildiği annesiyle, güvenli mi güvensiz bir bağ mı kurmuş, kaçıngan mı tedirgin mi nasıl bir bağlanmada olduğu, babasıyla özdeşim süreçlerini, erkek çocuğu ise örneğin 3-6 yaş döneminde babasıyla özdeşim süreçlerini kurabilmiş mi? Ödipal süreçlerini nasıl atlatmış? Acaba ödipal süreçleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamış, bugün otoritelerle kavgası, cinsel problemleri erken, boşalması vesairesi neler var? Ya da bunları anlatmadıysa bana ben bu geçmiş öyküden neler olabileceğine dair bugün yorumlayabileceğim birçok veriyi elde etmiş oluyorum. Danışan anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Danışan anlatırken şöyle diyor. En güzel tarafı benim için çok kısa, yani ben hep uzun soluklu çalışıyorum. Danışanlarım genelde 4 yıllık, 6 yıllık falan danışanlar. Hani oraya kadar gidiyoruz. Çok şükür bu şekilde de ilerlerken hep böyle güzel dönütler alıyorum danışanlarımdan süreçlerini tamamlarken. Ancak hücum terapi, yani şey çabuk sonuç almayı da seven birisiyim aslında. Biraz karakter özelliği gereği biraz böyle panik, bir an önce sonuca ulaşayım, öğreneyim diyen biriyim. Hücum terapisinde galiba bu tarafımı tatmin etmiş oluyorum. Çünkü danışan geliyor ve diyor ki, ya ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani ayrıntılı düşününce, evet burada bir durum var. Yani sen orada danışandan bilgi alırken aslında birçok yüzleştirmeyi yapıyorsun. Derya Hanım az önce dedi ki, anneannem, İşte çok böyle gariban, ezilmiş ama dedesini anlatırken varlıklı, oraların varlıklı aileleri. Anneanne dedeyle evlenerek varlıklı oluyor aslında. Hani bizim kültürümüzde öyle ya, alırsın kendi soyuna, soyadını da verirsin, o da varlıklı olur. Şimdi anneanne gariban, dede varlıklı, vaktimiz olsa hep bu yüzleştirmeleri yapacaktım aslında Derya Hanım'la. Ama burada çelişkileri soruyorsun, kafam karıştı, böyle dedin, şimdi böyle oldu, bir açıklayalım mı, buraya bir açıklık getirelim mi derken danışan o kadar çok şeyle arka arkaya yüzleşiyor ki süreç bittiğinde, ya ben hiç hayatımı böyle gözden geçirmemiştim, vay be, yani hani ben hep ilkokul öğretmenimin bana tokat atma olayını komik anlatırdım, işte haylaz bir çocuktum, böyle İlkokul öğretmenim bana bir tane çakmıştı falan diye gülerek anlatırdım ama ben burada bu olayı anlatırken böyle seanslarca ağlayacağımı hiç düşünmemiştim ya. İçimde neler varmış, ne kadar birikmiş, bu olay beni ne kadar çok etkilemiş, ben hiç böyle bakmamıştım diyen danışanlar o an böyle gerçekten evet işte bu dönüt aldığım yer, bu işte bunun çıkmasını, bu duygunun çıkmasını istiyorum diye böyle içimde bir şeyler kıpırdıyor. Süreç hızlı ilerliyor. Konuşmama başlarken demiştim ki uygun danışan hücum terapisine alınmalı. Danışanın hedefi biraz daha kendini tanımaya yönelik, biraz daha psikiyatrik tedavi alma boyutunda olmayan, ağır depresyonudur, ağır OKB'si olan danışanlarla hücum terapisine girmek biraz tehlikeli olabilir. Çünkü hızlı gittiğimiz için, hızlı her gün gelmek sıkıntıya ve strese sokup semptomlarını arttırabilir danışanların. O yüzden uygunluk çok önemli, hücum terapisine uygunluk. Baş etme problemleri, özgüven problemleri, bir türlü konuşamamak, sahne korkusu olmak, sosyal fobisi olmak. Bu danışanlar daha böyle yatkın, kendini gerçekleştirememek, bir türlü karar verememek, kararsız kalmak. Hücum daha çok bunlarda işe yarayabiliyor. Ama ağır OKB dedim az önce, ilaç kullanması gereken danışanlarla daha yavaş yavaş sakin gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü onlarla ilk önce semptomları hafifletmeye yönelik çalışılıp daha sonra
işte varoluşsal kendini var etmesine, tanımasına yönelik bir terapinin devreye girmesi sanki daha mantıklı görünüyor. İşte bu süreç zarfında tüm bu hikaye ve kendi gelişim dönemleri, sen kaç yaşında yürümüşsün, anneni ne kadar emmişsin, anaokuluna gitmiş misin, okula giderken ağlamış mısın, ayrışma bireyleşme süreçleri mahalleli, bununla ilgili bilgi alıyorum. Aynı şekilde ayrışma bireyleşme bölmeyi bakmak, ayrışma bireyleşme süreçlerinde sağlıklı bir şekilde ayrışabilmiş mi, bunu öğrenmek benim için çok fazla bana veri veriyor ve danışanımı tanıma fırsatı sağlıyor. Sizler için de öyle olacağını düşünüyorum eğer bu tedaviyi uygularsanız. Sonrasında danışanın ilkokul anıları, ilkokul öğretmeni, sıra arkadaşı, en sevdiği arkadaşı, düşman oldukları, ilk aşkı, ortaokul yılları, ergenliği, ne zaman ergenliğe girdiği, adet görme yaşı, cinsellik bilgisini ne zaman edindiği, ilk cinsel deneyimi, aşıkları, aşık oldukları, platonik ulaştıkları, ulaşamadıkları, daha sonra yavaş yavaş üniversite tercihleri, dini inanışı, sosyal görüşü, birçok şeyi onunla ilgili anlattırmaya başlıyorsunuz. Her hücum terapisi gerçekten bir roman, bir dizi film gibi. Detaylı bir şekilde de dinlediğiniz zaman hem danışana hem terapiste iyi gelen bir süreç aslında bu. Hemen arkasından evet işte benim anlatacaklarım bunlar, ben anlattım. Şimdi sıra sizde diye zaten danışana en başta çerçeveyi veriyorum. Hücum terapisi çerçevesini. Çerçevesiz çalışmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hangi yöntemi kullanıyorsak kullanalım. Orada da diyorum işte sen bitirdikten sonra da ben konuşmaya başlayacağım. İkinci bölümde psikoeğitim dediğiniz bölüm. Şimdi ikinci bölüme geçmeden önce sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Böyle bir kısa soru yapalım mı? İkinci bölümü de anlattıktan sonra toptan mı soruları alırız? Nasıl yapalım? Sümeyra Hanım ya da Elif Hanım. Hocam siz nasıl isterseniz öyle süreci yönetebilirsiniz. Tamamdır. Burada chat kısmı özellikle mi açık değil? Hani öyle isteyenler yazabiliyorlar mı? Kapalıydı. Şimdi açtım. Şu an yazabilirler. Hocam. Yazarlar. Tamam. Ben o zaman psikoeğitim kısmını da anlatayım. Sonunda alalım soruları. Belki soracakları şey ikinci bölümle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet, ben şimdi ikinci kısma geçmeye karar verdim. İkinci kısma geçiyorum. İkinci kısımda artık elimde kocaman bir vaka var aslında. Annesiyle, işte anasıyla, danasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, sosyal hayatıyla, yaşadıklarıyla, travmalarıyla, mutluluklarıyla bir önümde bir vaka var. Ve o anlatırken bir şeyleri fark etti zaten. Şimdi ben bu anlattıklarını formalize edilmiş bir şekilde, bak sen hayatında bunları yaşamışsın ya, bunlar sana bunu yapmışı anlatacağım. Aslında psikoeğitim ilerleyen süreçlerde haftalık terapilere döndüğüm zaman haftalık terapilerle ilgili bana bir hazırlık sağlayacak. Yani danışanla aynı dili konuşabilmek çok önemli seanslarda. Yani siz danışana örneğin aktarım odaklı terapi yapıyorsunuz. Aktarım odaklı terapide danışan ne getirirse getirsin, kabataslak haliyle söylüyorum, eninde sonunda terapi seans odası ve terapiste koşullandırıyorsunuz anlattığı hikayeyi. Yani örnek veriyorum, danışan gelirken sokakta birisiyle tartıştı. Tam eve işte gireceği sırada, tam evden çıkacağı sırada, tam otobüse bineceği sırada bir şey oldu. Geldi size 15 dakika boyunca ne kadar öfkelendiğini, ne kadar sinirlendiğini, ona ne kadar kızdığını falan anlatıyor. Burada aktarım odaklı terapist, aktarım odaklı çalışıyorsa diyeceği şey şu oluyor. Bana çok öfkelenmiş olmalısınız. Yani bu kadar çok öfkelendiğiniz bir olayı 15 dakika boyunca seansınızın 1/3'ünü buna harcadıysanız, bu bana olan öfkedir. Bana öfkelendiğinizi mi anlatmaya çalışıyorsunuz diye çevirirsiniz. Şimdi danışan senin nasıl çalıştığını bilmiyorsa, psikoloji, psikoterapilerle ilgili bilgisi yoksa, danışan 3. seansında siz geldiğinde 3. seansı, yani ilk 3. seansında siz bunu söylerseniz size der ki ya kafayı mı yedin, ne alakası var seninle, ben şoföre kızdım onu anlatıyorum der size. Ama siz danışana insan ruhsal yapılanması, kimlik ve kişilik gelişimi, insanın hayattaki savunma mekanizmaları nasıl gelişir, nasıl olgunlaşır, nesne ilişkilerini anlatırsanız, işte bu nesne ilişkilerinde sana yaptığı aktarımı bir terapist yorumuyla, şu an bana öfkelenmiş olabilirsin, bana ne ima etmeye çalışıyorsun, acaba şu an beni aşağılıyor olabilir misin, şu an beni
yüceltiyorsun, bunun acaba nedenine bakabilir miyiz gibi sen terapist müdahaleleri yaptığın zaman danışan seninle aynı dili konuştuğu için senin söylediklerin üzerinde düşünmeye, neden yapmış olabilirim diye terapinin yolunu açmaya başlayacak. Ben o yüzden genellikle psiko eğitim verilmiş danışanlarla terapiyi sürdürmek bu anlamda çok daha işlevsel oluyor. Yani sen psiko eğitim kısmına geçip danışana kimlik kişilik gelişimini onun anlayabileceği bir dilde, yani bir böyle psikoloji master öğrencisi gibi falan değil, kimlik ve kişilik gelişimi nasıl olur, ilk 6 yılın önemi, işte bağlanma kuramının güvenli bağ, güvenli olmayan bağın nasıl oluştuğu, annenin davranışlarının çocukta nasıl etkili olduğu, nesne ilişkileri, nesne kimdir, çocuğun içe alma mekanizmasıyla dış dünyayı içe alması, işte bir tasarım oluşturması sonucunda dünyayı algılama biçimi, çocuğun mizacı, içimizdeki libidinal ve agresyon enerjinin paylaşılması ve bize nasıl yön verdiği, işte doğuştan getirdiğimiz, genetiğimizin getirdikleri ve kazanılmış olanlar. İşte tüm bunları anlatırken bir yandan da bak, nasıl anlatıyorum? Danışanın öyküsüne göre, kocaman bir literatür bilgisini, hani derseniz ki ne anlatıyorsunuz diye. Evet, uzun soluklu hücum terapilerinde ne anlattığımı ayrıntılı bir şekilde psikoeğitimde bunlar bahsedilir diye veriyorum zaten. Ama bana her gelen danışanda bu anlattıklarımın hepsini söylemiyorum. Yani kalkıp da danışana mesela kişilik ve kimlik yapılarından narsistik gibi borderline yapı diye bahsediyorum ama narsistik bir danışansa narsizmin üzerinden daha fazla ağırlıklı anlatıyorum. İşte daha şizoid bir danışansa, duygularını ifade edemeyen bir danışansa ya da daha çok duygunun ne demek olduğu, düşünce yapısı, duygu ve düşüncenin çalışma mekanizmalarından bahsediyorum. Gibi gibi travmaya uğradıysa travmaların insanlar üzerindeki etkilerinden bahsederek böyle 10-15 seansımızı da buna vererek psiko eğitimimizi de tamamlarken danışan orada psiko eğitim kısmı sancılı ve kanlı oluyor. Siz anlattıkça danışan ağlıyor. Siz anlattıkça danışan bağ kurmaya başlıyor. Kendisiyle, ilişkileriyle, yaşadıklarıyla danışan yas tutmaya başlıyor. Fark edemediklerini fark ettiğindeki acıları yaşamaya başlıyor. Psikoeğitim aşamasında iki tane danışanımın psikotik süreçlere girdiğinden bahsedebilirim. Ama orada doğru müdahaleyi yapıp onu oradan çıkartabilirsiniz. Hani seans anında bir psikotik sürece giriyor. Ve çıkıyor. Çok ağır gelen bir süreç aslında. Ama danışan için yani vura vura öğretmek dediğimiz bir şey var ya, gerçekten vura vura terapi yaptığımız bir sürece giriyorsunuz. Danışana da bunları çerçeveyi verirken tek 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 söylemeniz gerekiyor. Bu kanlı ve sancılı bir süreç. Bu sürece hazır mısınız? Farkındalıklarınızın yoğun bir şekilde yaşanacağı bir terapi modeli bu. Size vereceğim bazı bilgiler sizdeki bir takım anıları tetikleyecek ve canlandıracak. Bunlar sizi geriletebilir. Hayatta belli alanlarda sıkıntılar yaşadığınız için buraya geldiniz. Daha da çok sıkıntılanabilirsiniz. Ama unutmayın ki denizler dalgalanmadan durulmaz. Siz de burada dalgalanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Dalgalanıp en sonunda durulacaksınız. Bu sürecimizin başı hücum terapisi, şunu da açıklıyorum. Geldin 15 gün terapi aldın. Oo, her şey düzeldi. Güllük gülistanlık. Hadi bakalım git, yok. Bu sadece benim 6 ayda 1 yılda alacağım süreci 15 güne çekiyor. Ve normalde haftada bir geldiğinde ben seni 6 ayda tanıyacakken şimdi hem tanıyorum hem bir takım müdahaleleri de yapmış oluyorum. Terapi müdahalelerini. Ve daha hızlı bir şekilde sonuca doğru ilerletiyor sizi. Buna hazır mısınız? Bunu yapmak istiyor musunuz? Emin misiniz diye danışandan onay ve rıza alarak bunu yapıyorum. Psikoeğitim süreci de bittikten sonra danışan gerçekten ilk geldiği günkü danışan olmuyor. Şimdi çok pişmanım, çok hücum terapisi bir sürü yaptım ve keşke öncesi sonrası bir... Ben üniversitede çalıştığım için kafam hep böyle bilimsel anlamda kanıtlanır çalışmak, kanıta dayalı çalışmak hep oraya gidiyor. Ama bu konuda geç kaldım. Hücum terapisi ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Hani her an gelebilir. Aynı anda iki tane hücum yürütmeyi çok uygun bulmuyorum. Eğer böyle bir şeye kalkışacaksanız. Çünkü çok karışıyor hikayeler birbirine. Aynı yani bir süreçte sadece bir danışan hücuma alınmalı. Arta kalan zamanlarda haftalık rutin diğer danışmanlıklarınızı ilerletin tabii ki ama işte ben hücum alacağım diye aynı anda öyle oldu, aynı anda iki kişi geldi. Yürütülebilecek bir şey değil. Hemen sıraya sokup
15 gün sonra ya da işte 20 gün sonra başlayabiliriz diye. Yani bir tek onu yürütmeniz gerekiyor. Çünkü siz de onun hayatına çok dahil olmuş oluyorsunuz. Aynı anda iki tane kitabı okumak, devam etmek nasıl zorsa, aynı anda iki danışanı yürütmek de bu anlamda çok zor. Yani metaforize edecek olursak. Bu süreci bitirdikten sonra diyorum haftalık seanslarımız devam edecek. Asıl terapimiz, gerçek manada terapimiz o zaman başlayacak. Evet, hücum terapisi dediğimiz şey böyle hızlandırılmış bir şekilde ifade edecek olursam, saate de bakıyorum tam bir saatte anlatmışım. Hücum terapisi böyle bir şey. Şimdi ben sizin sorularınızla şimdi yazılanlara bakayım. Soru sormak isteyenler Elif Hocam mikrofon açıp da sorabilirler. Ödipal süreç nedir diye bir soru gelmiş. Tabii ben şimdi 214 katılımcı görüyorum. Elif Hanım beni çıkalım 200 hadi 210 210 katılımcı. Hangi grup burada bilmiyorum. Sadece psikolojiyle alakalı olan meslek grupları ve ruh sağlığı uzmanları mı burada onu da bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum ki Elif Hanım bunu duyururken meslektaşlarımıza yönelik bir etkinlik olduğunu söylemişti. O yüzden de... Merhaba, sesim geliyor mu? Evet, evet. Ben el kaldırmıştım ama galiba karşı taraf açtı. Sizin sözünüzü kesmek istemedim aslında. devam ediyorsanız bölmeyin. Buyurun, yani ben... pardon, özür diliyorum. Ben aslında şunu demek istedim. Sorularda ödipal süreç ne diye görünce ben, hani ben temel bir psikoloji eğitiminin olduğunu varsayıyorum buraya gelen grubun. O yüzden evet, ben psikolojik danışmanım. Teknik terimleri kullanıyorum zaten. Ben şunu merak ediyorum. Biraz aslında kendime alakalı özel olacak ama 25 yaşındayım ve iyi bir çocukluk geçirmedim. Ağır şeyler yaşamama rağmen çok şükür okuduğum bölümden çok şifalandım diyeyim. Ama hani yaşadığım travmaların şu an yansıması yok gibi, yani işlemlemek biraz zor oldu. Ama şunu merak ediyorum. Bu travmaların izlerini sürdürmüyor olsak da hücum terapisi terapisi almak istersek alabilir miyiz? Sadece anlaşılmak için, anlatmak için. Feyza Nur galiba, değil mi? Doğru mu? Feyza Nur. Evet, evet. Evet, evet. Feyza Nur. Ben şöyle söylemek istiyorum. Psikoterapi dediğimiz şey aslında az önce de söyledim. İki kişinin dansı. Yani iki tane nesne var odada. Ve bu nesnelerden birisi belli eğitimlerden geçerek duygularını, hislerini kontrol edebilen ve diğerinin neden kontrol ediyor? Diğerinin hislerini anlayabilmek, diğerinin aktarımlarını karşılayabilmek, göğüsleyebilmek için eğitim alan terapist, öbürü de kendine öyle farz ediyoruz ki ortaya koyan, kendini gönül rahatlığıyla açan, sansürsüz bir şekilde anlatan diğeri. Bir taraf onu gözlemleyen ve bakan, ona aynı olmaya çalışan terapist. Öbürü de kendini görmeye ve anlamaya çalışan kişi. Şimdi şöyle düşünün, şuradan ben metaforik anlatacağım bunu. Yeryüzünde bir bakım verene ihtiyacı... Bütün canlılar bir bakım verene ihtiyaç duymadan doğduktan sonra doğaya salınıyorlar ve büyüyorlar, yetişiyorlar, büyüyorlar, yetişkin oluyorlar. Sadece ve sadece insanoğlunun bir bakım verene ihtiyacı var. İnsanoğlunu doğurduğunuz anda bırakın, bir bakım vereni olmadan, bakın anne demiyorum, bakım vereni olmadan yiyecek bulamaz, karnını doyuramaz, barınamaz. Ama bir kedi yavrusu sürüne sürüne kendine bir korunak bulabilir. Sürüne sürüne kendisine bir yiyecek bulabilir, bir su bulabilir ve yalayabilir, koklayabilir. Doğdukları andan itibaren hayatta var olmaya programlanmış canlılardır bunlar. Ama insanoğlu öyle değil, bir bakım verene ihtiyacı var. O yüzden biz insanların nesneler insanlar için çok önemlidir. Ve psikoterapi aslında nesneyle tedavi olma süreci, nesneyle iyileşme sürecidir. Hani tedavi kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü bu bir hastalık değil tabii ki yaşadığımız sıkıntılar. Ama kendimizde olgunlaşmamış olan nesnenin bize ihtiyaçlarımızı karşılamamasından dolayı zamanında çocukluğumuzda yaşadığımız sıkıntıların yetişkin kimliğimize yansımalarıdır. Biz nesneyle, psikoterapistle neden değişiriz, düzeliriz? Çünkü o nesne o eksiklikleri kapatan, sana fark ettiren, ayna olan, o eksiklikleri görüp değiştirmene yüreklendiren seni aynı zamanda, ego kapasiteni güçlendiren kişidir.
Bizler zaten burada 213 kişiyiz şu anda. Hiçbirimiz bu işle, biraz kaba bir tabir olacak ama deli boku yemedik. Neden bu işle uğraşıyoruz? Yani evet, gidin mühendis olun, mimar olun, gidin sanat yapın, resim yapın, dünyayı gezin. Yani siz delirdiniz mi insanların dertlerini dinlemek için bir meslek sahibi olmaya çalışıyorsunuz? Çünkü hepimiz çalışıyoruz. Çünkü bizler yaralıyız. Yaralarımızı tamir etmek için buradayız. Ama öğrendiğim bir şey var ki yıllar içerisinde. Bilmek, sadece fark etmek, farkındalık oluşturmak, içgörü kazanmak için çok önemli bir şey. Ama bilmek, bir şeyleri değiştirmek için tek başına asla yeterli değil Feyza Nur. Her ne kadar bugün kendini motive edip bir şekilde içsel gücünle, içsel enerji kaynaklarınla bunu yapabiliyor olsan da bir nesneyle düzelmediğin sürece ileride yaşamış olabileceğin herhangi bir senin beklemediğin dış faktörlü sıkıntılar, kayıplar, ölümler, hastalıklar vesaireler senin tekrar gerilemene, o travmaların tekrar kanamasına, tekrar aktive olmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu burada olan hepimizin, biz eğer bu meslekleri seçtiysek, psikoterapiye ihtiyacı var. Hatta bu işi yapacaksak ömür boyu, ölene kadar psikoterapi almalıyız. Çünkü gelen danışanlarımızla ilgili çalışırken süpervizyon süreçlerinden geçmek durumundayız. Kendimizi sürekli yenilemek, ortaya çıkan duygularımızla çalışmak bizim mesleğimizin olmazsa olmazlarından birisi. O yüzden ne güzel, çok senin adına çok memnunum. En azından şu an kontrol altına almışsın bazı şeyleri. Ama her zaman için hücum terapisi ya da herhangi bir terapi çok fayda sağlayacaktır Feyza Nur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. İrem doğru yol sormuş. Bu soruları sormanın bir sırası var mı yoksa danışana göre mi? Hangi sorular, yani şey, aileyle ilgili anıların alındığı zamanı mı soruyorsun? İrem, orayı anlayamadım. Eğer söz alıp sorarsanız daha net cevaplayabilirim. 15 günlük süreden sonra, evet, haftada bir düzenli, rutin görüşmelerinize devam ediyorsunuz, terapi süreçlerinize. Üçüncü kulak, hocam üçüncü kulak danışanın yalnızca kendisi mi oluyor? Yani bu soruyu anlayamadım ben. Hüli yazmış. Rümeysa Bozkurt, hücum terapisi uygulayıcı eğitimini psikoterapi enstitüsü, Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü'nden aldım. Orada hücum terapisi eğitimi açmayı düşünüyoruz Tahir Hoca ile birlikte. Ama aynı zamanda o kadar da çok uyguladım ki hücum terapisini. Oradan da bir şekilde hem deneyim diyelim hem de psikoterapi enstitüsünün verdiği eğitimler diyelim. Sabriye yazmış, hücum terapisi Türkiye'de yapan sayısı nedir? Hiçbir istatistiğimiz yok bununla ilgili, bilgim de yok. Hücum terapisi yaygın bir şekilde, bilmiyorum buraya katılanlar arasında yapan var mı acaba? Belki Elif Hanım da enstitümüzde çok yaygın yapılıyor hücum terapisi ama ben çok çevrede duymuyorum. Ben Sakarya'da da yapıyorum burada ofiste. Evet, haftada bir geliyorlar. Haftada birler mesela işte Esra Ertaş yazmış, haftada bir ondan sonra takriben ne kadar sürüyor diye. Bütün danışanlarımızdan aldığımız soru ne kadar sürer? Ne kadar sürer kısmının asla bir cevabı yok. Çok üzgünüm ama bu süreç güvenilmesi gereken, kendini bırakman, o terapötik ittifak kurulduktan sonra danışan ve terapist arasında güven çerçevesinde devam eden ve zamanla senin de fark ettiğin, yani şöyle bir süreç değil. Psikoterapist hiçbir zaman bir otör kontrol mekanizması olarak, evet artık sizin seanslarınıza bir son vermeyi düşünüyorum, bundan sonra siz iyileştiniz ve gelmeyebilirsiniz gibi bir cümle kurmamalı. Danışan da kafasını, yani gelip bir seansta benim artık işimin bittiğini düşünüyorum. Bitti. Olmuyor mu? Oluyor. Ama o danışanlar %80 oranında bir gün mutlaka geri dönüyorlar. Bu süreç nasıl bir süreç biliyor musunuz arkadaşlar?
danışanın yorumlar, çünkü haftada bir geliyor ve bir şeyler anlatıyor. Onlar üzerinden yorumlamalarla ve yüzleştirmelerle geçen bir süreç olduğu için bir gün şöyle oluyor. Farkında mısın? Eski Ayşe, geçen seneki Ayşe, 2 yıl önceki Ayşe geldiğinde, danışanınız Ayşe olsun, bu durumda nasıl yapardı sence? Nasıl yapardı falan diye kendiyle dalga geçmeye başlıyor. Farkında mısın? Bu süreçlerde böyle bu olaylara bakış açının değiştiğini, farklı düşündüğünü, yaklaşımların, eylemlerin, önce düşünce olarak sonra eylem olarak danışan değişiyor. Sen fark ediyorsun, ona söylüyorsun. O fark ediyor, sana söylüyor. Ya biz yavaş yavaş sürecimizin sanki sonuna yaklaşıyoruz bile, ben çoğu danışanımla bunu konuşmuyorum. O kadar nonverbal, yani sözsüz iletişim kanallarıyla anlaştığımız bir süreç ki bu. Ve terapi böyle yavaş yavaş bitiyor. Genellikle süreç böyle tamamlanıyor. Babaanne, ben az önce söylemiştim Zehra, belki kaçırdın ya da geç girmiş olabilirsin. Babaanne ya da baba ya da birileri vefat ediyor. Anne ya da baba küçükken vefat ettiyse onunla ilgili bilgi sahibi olmaması imkansız. Çünkü birileri bir şekilde babasıyla ilgili, yani köy bakkalına bile gitse, ya senin baban ne yürekli mert adamdı diye birileri bir şeyler söyleyecek. Ya da bak şerefsizin oğlu geçiyor diyecekler, atıyorum. Yani baba ve anne konusunda kesin bilgi sahibi oluyorlar, ölse tanımasalar bile, ama amcadır, babaannedir, dededir. Onlarla ilgili bu kadar detaylı bilgi gelmese de deden nasıl bilinirmiş? Anneannen dedenden hiç bahsetmedi mi? Dedeni hiç amcandan dinlemedin mi? Baban ne diyor dedenle ilgili? Hiç böyle sizin yaşadığınız mahallede, köyünüze gittiğinizde, memleketinize gittiğinizde komşularınız, köyünüzdeki insanlar dedenle ilgili ne söylerler? Mutlaka bir algısı vardır. Mutlaka bir algısı vardır. Eğer bahsedilmiyorsa, dediğim gibi, ben böyle bir bit yeni arıyorum orada. Azıcık bir neden bu kadar içi üstü kapatılmış bir dede? Ne oldu acaba? Genelde kadınlarda oluyor. Anneanne, işte bir teyze, böyle kadın, bizim ülkemize yaygın bir şey var ya, kadının adını çıkartmak dediğimiz şey. O olayla karşı karşıya kalabiliyor kadınlar. Ve böyle durumlarda genellikle kadınların üstü kapanıyor. Mesela işte babaanne gibi, anneanne gibi, teyze gibi, hala gibi. Aile danışmanlığında eşlerin her ikisine de verebilir miyiz? Yani aile danışmanlığında eşlere böyle aynı anda beraber vermekten mi bahsediyorsunuz? Yani şöyle, bu bir tercih meselesi aslında, çok uzun sürmez mi eşler? Yani bu bir, burada şunu görüyorum. Şu an bir terapist yorumu yapacağım. Fatma diyeyim ben buna, başını açayım, onu okuyamıyorum Fatma. Burada sanki danışan adına senin endişelendiğini görüyorum, senin telaşlandığını, senin onlar adına bir plan yaptığını görüyorum. Bu onlara ait bir süreç ve onların sorumluluğu. Buna ihtiyaçları varsa biz bunu öneririz. Danışan gelir ya da gelmez. 15 gün danışanı üst üste, hücum terapisinin çerçevesinde danışandan ücreti peşin almak var arkadaşlar. Peşin bir şekilde getirip veriyor ve seans ücretiniz neyse 40 seans hücum terapi deyip başlıyorsunuz. Şimdi burada da yine Kıvanç Bulut da danışanı için endişeli, yani danışanlar adına endişelenen bir yorum. Yani gerçekten canı yanan bir danışan, gerçekten iyileşme sorumluluğunu almak isteyen bir danışan bu süreçten asla kaçmıyor. Gidiyor kredi çekiyor, getirip veriyor. Yani bunca yıllık hayatında eğer bu döngüleri, bu yaşantısı, bu baş edemediği şeyler onun hayatını zehir ettiyse, cebinde duran 40 seanslık parayla böyle yaşayacağına, o parayı vermeye ve hayatını değiştirmeye razı geliyor insanlar. Hücum terapisi sonucunda kendilik aktivasyonunu tamamen kazanmış olur mu? Hücum terapisi aktarım odaklı terapiden daha mı hard bir terapi türü? Hayır, değil. Hücum terapisi çok bütüncül bir yaklaşımı sergiliyor. Zaten danışanla orada inanılmaz bir ittifak halinde oluyorsunuz. Danışan espri yapıyor, siz gülüyorsunuz, siz soru soruyorsunuz, danışan gülüyor. Daha ilişkisel yürüyen bir süreç. Asla aktarım odaklıdan daha hard bir terapi türü değil. Rafiye Karacan yazmış. Terapi sadece psikoeğitim mi, yoksa netleştirme, yüzleştirme, yorumlama mı yapılıyor? Terapi iki basamaktan oluşuyor. Birinci basamak ayrıntılı bir anamnez, 30-35 seanslık ayrıntılı bir sülale anamnezi.
ikinci kısımda psiko eğitimden oluşuyor. Yani psiko eğitimde ne anlatıyorum danışana? Psiko eğitimde danışana kimlik ve kişilik oluşum süreçlerini anlatıyorum. Savunma mekanizmalarını anlatıyorum. Ruhsal aygıtı anlatıyorum. Mahler'in ayrışma ve bireyleşme süreçlerinden bahsediyorum. Bowlby'nin bağlanma kuramından bahsediyorum. Bunların hepsini danışanın anlayabileceği bir şekilde anlatıyorum danışana. Herkes madde olarak ağır gelir mi demiş ama arkadaşlar geliyorlar insanlar ve bu insanların arasında öğretmen olanlar var. İlla herkes bu seans alanlar çok zengin diye bir şey söyleyemeyeceğim. Yani içinde memur olanlar, serbest meslekte çalışanlar, kredi çekip gelenler şeklinde oluyor. Kıvanç Bulut demiş ki travmalarda EMDR veya hipnoz mu kullanılıyor bu terapide? Ben aynı zamanda EMDR terapistiyim ama 40 seanslık süreç, hücum terapi süreci bunları yapmaya yetecek bir süreç değil. Eğer ben travması varsa planlıyorum ve daha sonraki terapi süreçlerinde, haftalık rutinlerimde işte EMDR uygulayabiliyorum tabii ki de. Formülasyon sonrasında hücum terapisinde çok fazla bir yüzleştirme yapmıyorum aslında arkadaşlar. Sadece soru soruyorum. Hani çelişkili bir şey gördüysem böyle demiştin. Şimdi bunu dedim ya hani ben anlayamadım orayı. Burayı bir daha netleştirelim mi? Ben mi yanlış anladım? Ya yani çok böyle kovidiyen gidiyorum aslında hücum terapisinde. O yüzden böyle master'sın ya da aktarım odaklı bir yüzleştirme gibi bir şeyle yapmıyorum. Bunların hepsi hücum terapisinden sonra olacak şeyler. Şimdi bir tane babaanneyle ilgili soru gelmiş. Çok özellere girmiş olacak bu sorular ama ben hani şöyle bir kısaca okuyayım. Ben iletişim bilgilerimi paylaşacağım sizlerle. Eğer özel yani bazı sorularınızı özelden burada anlatamam. Yani detaya ihtiyacım var. Detay da şu an mahremiyete girecek. O yüzden bazı soruları es geçiyorum. Elif Bilgin yazmış. Psikoeğitim konu başlıkları çok hızlı geçti. Aslında konu başlıkları az önce tekrar söyledim. Sanırım ben bunu söylemeden önce yazılmış bir şeydi bu. Şimdi kitap diye bir şey yok. Benim kendi hazırlamış olduğum kitapçığım, materyalim var hücum terapide kullandığım. Öyle başka bir kitap, önerebileceğim bir kitap yok yani. Derya demiş, YouTube'a koyabilir misiniz bilmiyorum. Bunu Elif Hanım'a soruyorsunuz sanırım. Yani ben bunu ücretsiz bir şekilde başka yerlerde de verdim arkadaşlar. YouTube'da da var zaten başka hücum terapisi. Enstitümüzün bizim seminerler, ücretsiz seminerlerimiz var. Orada da anlatmıştım. Yine katılım çok yüksek olmuştu. Ama bu sadece bir hücum terapisinin nasıl olduğunu ana başlıklarıyla anlatan böyle çok şey, nasıl anlatayım size bunu? Sadece ben hücum terapisinin nasıl yapıldığını anlattım. Yani bunu yapabilmek için biraz daha detaylı, kapsamlı bir eğitim almakta fayda olduğunu, mesela eğitime geldiniz, kendiniz de bunu uygulayarak, gerekirse gönüllü birer danışan bularak, hani süpervizyona götüreceğim şeklinde, uygulayarak gelip o süreçlerin birlikte konuşulması, paylaşılmasıyla verilen bir eğitim şekliyle anlatıldığında çok daha etkili ilerleyeceğini düşünüyorum. Dicle sormuş, bu terapi modelini kullanmak isteyen kişi kendi hücum terapisi sürecinden mutlaka geçmeli diyebilir miyiz? Hayır, böyle bir şey diyemeyiz. Bak Elif de uyguluyor. Elif Hanım, bizim yani Elif Macit sanırım uyguluyorum demiş. Evet, çok güzel. Anamnez atmayacağım arkadaşlar. Online olarak hücum terapisi eğitimi yapılabilir. 15 gün boyunca her gün danışan geliyor. Bu bazen 15 gün değil 10 günde olabiliyor. Mesela danışan bugün öyle bir anı anlatıyor ki çok ağır bir hikaye var. Üçüncü seanstasınız. Devam edemeyecek ya da ikinci seanstasınız. Bugün bırakalım diyor mesela. Tamam, hiç problem değil. Dinlenin. Ha bir de enstitüde yaptığımızda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Enstitüde yaptığımızda enstitünün orada birçok oteller var.
enstitünün yatakhane imkanı var. Biz danışana diyoruz ki 15 gün işinden gücünden izin al. Bir akrabanda orada burada evinde kalma. Bir otelde kal. Başka bir yerde. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bir başka bir yerde kal ve terapilerden sonra git kendinle ilgili düşün. Bizim enstitümüzün halk konferansları, ruhsal aygıt kitapları var. Bu kitapları danışanlara veriyorum. Kitapları da okuyup burada benim anlatacağım psiko eğitime hazırlık. Hani okuyamasa da sorun değil, okumak istemiyor bazıları çünkü. Bunları oku, burada altlarını çiz önemli konuların. Yani bu kendini keşif süreci, yani kendine yolculuk aslında. Bugün tatile gitmek isteyen insanlar bir haftalık tatil için kaç bin lira paralar harcıyorlar. Lükste sınır yok. Herkes bütçesine göre bir şeyler yapıyor. Evet, her yıl tatile gitmek istiyoruz. Yolculuk yapmak istiyoruz. Ama bu aynı zamanda kendi içimize yaptığımız bir yolculuk olduğu için bir tane de hücum terapisine gelip yani nereden de geldim ben ya, hiç de bir işe yaramadı diyen, o kadar yaptım, o kadar yapıyoruz enstitüde daha böyle diyen bir danışanla karşılaşmadık yani. Yani şöyle yapabilirim, olumlu, çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Hani bir hücum terapisi eğitimi belki planlarız. Yani bir şeyler yaparız, bir şekilde bir grup kurulur buradan isteyenlerle belki. Bir 10-15 kişilik bir grup kurulursa hücum terapisi sürecini anlatırım tabii ki. Neden anlatmayayım? Çok teşekkür ederim. İzmir'de bizim bütüncül psikoterapinin sayfasında harita var. İzmir'de çalışan bir sürü arkadaşlarımız var aslında. Oradaki arkadaşlarımız da uyguluyor olabilirler hücum terapiyi. Sonrasında seanslar, haftalık seanslarınız 45-50 dakika, ne kadar uyguluyorsanız öyle uyguluyorsunuz. Merhabalar hocam. Araya giriyorum ama kusura bakmayın. Eğitimin başlangıç kısmında aktif bir şekilde dahil olamadım. Yoldaydım ama çok teşekkür ediyoruz bu anlatımlarınız için. Araya girdim ama eğitim talebiyle beraber araya girdim. Çok memnun oluruz. Oluruz sizinle bir eğitim açabilirsek. Çünkü oldukça fazla talep almıştık biz arka planda da. Daha kapsamlısını açacak mısınız? Özge hocamızdan da dinleyebilir miyiz diye. Eğer uygun olursa çok isteriz sizinle daha kapsamlı bir eğitim açabilmeyi de. Tabii ki de ben de çok memnun olurum. Çünkü hücum terapi anlatmayı seviyorum. Uygulamayı seviyorum. Hani deneyimler, kendi deneyimleyerek öğrenmek dediğimiz şey. Yani buradaki öğrendiğiniz bilgilerle hani keşke olabilse herkes yapsa. Farkındaysanız pandemiyle de birlikte o kadar çok insanın desteğe ihtiyacı var ki insanların gözleri öyle para pul görmüyor gerçekten. Evet. Destek almak istiyorlar ve şunu da söyleyeyim, isterseniz gidin ücretsiz yapın ama ben ücretsiz yapılması taraftarı asla değilim. Belki şunu yapabilirsiniz, ben öyle uyguluyorum. Danışanlarımın ekonomik durum, onlar size gelip her şeylerini anlatıyorlar. Nerede yatları katları olduğunu, ne kadar maaş aldıklarını, zorluklarını. Danışanlarıma şunu öneriyorum, yani hücum terapisi için değil ama normal bir süreç için, hücum terapisi çok özel bir süreç. Yani seans ücretim ilk yani 5 liraysa tamam diyorum, yani senin bunu verecek durumun yok ve 3 lira verebilirsin. Bazen böyle indirimler yapabiliyorum danışanlarıma. Ama ben, sen çok zor durumdasın, gel ya ben seni de çok sevdim, bedava yapalım. İnanın asla ve asla fayda görmüyorlar. Ben hücum terapisi eğitimi açayım bedava, inanın ikinci ay kimse de gelmez. Bu böyle bir şey. Bu bir tanıtım da o yüzden. Buradaki öğrenilen bilgilerle yapmaya kalkına tıkanıklık yaşanabilir. Eğitim açtığımızda ve o kapsamda yapıldığında gelip danışabilecekleri bir süpervizörleri olabiliyor. Bu bilginin anlamı nedir? Bunu nereye kanalize edebilirim? Neye yorabilirim? Burada bunaldım diye. O yüzden evet, ben izniniz olursa böyle sadece bir slaytlık bir şey hazırlamıştım. O da belki sosyal medyada takip etmek isteyen olur. Nerede ne yapıyorum araştırmak isteyen olur diye. Böyle izniniz olursa onu paylaşacağım. Kendimin bilgilerini içeren bir kapağım vardı Elif Hanım. Estağfurullah hocam. Şöyle geldi sanırım. Hani, o noktada. Yani, teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan ulaşabilirler. Artık genelde sosyal medyadan haberleşiyoruz ya. Mailleri mail bırakmadım çünkü mailler artık çöplüğe dönüştü. Hani her yerden gelen bildirimler falan, gözden çok kaçırdığım şey oluyor maillerde. Üniversiteyle de ilgili bizim çok bilgilendirmelerimiz oluyor. O yüzden çok fazla sorular var. Hala yazıyorlardı. Siz araya girince bıraktım ama
şöyle yapalım oradan okumak yerine hala söylediklerin bazılarını cevaplamışım zaten. Tekrar sorduğumu hı-hı. gördüm. İsteyen hani, vaktimiz var mı bilmiyorum ne kadar daha. Bir 5-10 dakika daha devam edebiliriz uygun olursa. Ama çok olur. Özel bir soru görmedim aslında. Genel değerlendirme ile alakalı, süreçle hı-hı. alakalı. Sorular görüyorum. Siz istediğiniz zaman toparlayıp bitirebiliriz hocam. Yani eğer bana hani söz alıp da ben hani sesimi açıp soru sormak istiyorum diyen varsa oradan da şu an çünkü yazılanları göremiyorum nereden evet. açacağımı aslında. İlk kaldırsınlar biz hemen şey yapalım. Evet, evet çünkü yazıları kaybettim mesajları paylaşınca ben. Ben takip ediyorum burada. El kaldıranlara ses açma etkisi vereceğiz. Soracağınız sorular varsa arkadaşlar bu noktada el kaldırabilirsiniz. Evet. İrem şu anda yeni el kaldırdı. Şu anda ona bir istek gönderdim. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet. Duyabiliyoruz. Merhabalar hocam. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hücum terapisi süreci bittikten sonra hani danışanla idame terapileri yaptığınızdan bahsetmiştiniz yanlış anlamadıysam. Orada farklı bir şimdi bütüncül hani psikoterapi eğitiminden bir sürü terapiyle biçimleri var. Ekstra bir eğitim daha veriyor musunuz? Mesela atıyorum borderline bir yapı geldi. Onunla hücum terapisi uyguladınız ve aktarım odaklı ya da duygu odaklı gibi bir şey daha yapıyor musunuz? Şöyle ifade edeyim. Hücum terapisi evet danışanı anlamak, süreci hızlandırmak için mükemmel bir yöntem. Ancak bununla asla bitmeyecek bir şey. Ben bütüncül psikoterapi eğitimini bitirdim. 4 yıllık bir eğitim. O eğitim bitirdikten sonra da birçok eğitimlere katıldım. İşte duygu odaklı, aktarım odaklı, bilişsel davranışçı bir sürü eğitimlere katıldıktan sonra elimde bir sürü alet çantamı doldurdum öyle söyleyeyim. Hala da dolduruyorum. Danışanla devam ederken süreçte karar veriyorum. Acaba bu danışanla daha aktarım odaklı bir terapimi, daha masterson odaklı bir terapimi götürmeliyim yoksa ilişkisel bir terapimi yürütmeliyim ben bu danışanla diye orada karar veriyorum. Şimdi ben 8 Ağustos'ta bir eğitim açıyorum Elif Hanım. Söyleyeyim size de burada paylaşamadım şu anda çünkü... Pardon. Burada ekrana yansıttığım Sayem Kurumsal dediğimiz yer bizim Sakarya Üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim merkezimiz ve yaşam boyu öğrenme merkezimizin Instagram adresi bu Sayem Kurumsal diye paylaştığım. Eğer orayı takip ederseniz orada sık sık eğitimler paylaşıyoruz biz. Benden de bu online zaman zarfında ve süresinde ne yapsak hani oteller kapalı, eğitim salonları kapalı, her yer kapalı, hiçbir şey yapamıyoruz. Uzaktan eğitimle ben psikoterapi beceri geliştirme eğitimi diye bir eğitim planladım. Şöyle ilerleyecek, aslında Haziran'da başlayacaktı ancak 17 günlük kapanma, bayram tatili ve bu kapanmalar bizi mahvetti. Neden? Çünkü verdiğim eğitimde bir danışanın üzerinden danışanla yaptığım seanslar uzaktan eğitim merkezinin stüdyoları var. Stüdyolarda çekiliyor profesyonel kameralarla ve danışanın izniyle bilgisi dahilinde seans ilk görüşmeden başlayıp süreç dahilinde anamnez alma ve sonrasında danışanla tüm terapötik müdahalelerin bütüncül bir perspektifte aktarım odaklı master'sı nasıl gidiyorsa veya danışanda neyi yakalıyorsak bununla ilgili bilgilerin görüntüler üzerinden ilerleyeceği bir minimum bir yıllık bir eğitim planladık. Sayem Kurumsal'la birlikte yapacağız. Kendi sayfamda da Instagram adresinde de duyuracağım. Yakında yani önümüzdeki hafta duyuruya çıkacağız zaten. 15 günde bir pazar günleri olacak ve her eğitim işte 5-6 saatlik bir eğitim. Pazar günleri yaptık çünkü herkesin işte çalışıyor, bir yerlerde işleri oluyor, cumartesi günleri çocuklarının programları oluyor. Pazar müsait bir gün ve gerçekten bu alanda ilerlemek isteyen insanlar pazar günlerinden feragat edip gelirler diye düşündük. Her eğitim modülünde de danışanla yaptığımız bir seansı izleyip seans üzerinden gideceğiz. Şu an danışanla 7. seanstayım ben.
daha fazla, yani bir 12 seans, bir 12-15 seans yapıp öyle başlayalım istedim. Kapanma uzar, 2-3 ay girer araya pandemide, elimde görüntü kalmaz diye. Canlı bir danışan olacak çünkü. Kapanma olduğunda stüdyoya gidemiyoruz. Stüdyo da kapanıyor çünkü. O yüzden kapanmada yapamadık. Şimdi 7. seanstayız. Dedik şu klinik psikoloji yüksek lisans başvuruları falan da bitsin. Yaz dönemi de bitsin. O zaman Ağustos'ta başlayalım deyip 8 Ağustos'a karar kıldık. Bu danışandan gelen bilgiye göre, örneğin danışan o anda bana bir aktarımda bulundu. O zaman aktarım, o pazar günkü oturumun konusu aktarım odaklı terapi ve teknikleri olacak. Bir sonraki geldiğimizde mesela danışan beni yüceltti. İşte kendisiyle ilgili verileri verdi. Savunma mekanizmaları ile ilgili eğitim verip yüceltme nedir? Diğer savunma mekanizmaları nedir? Danışanın kimlik yapısıyla ilgili bir şey keşfettik. Hem izleyerek mimiklerinden, ses tonundan, bana aktardıklarına, 7. seanstayız ve şimdi seansların kayıtlarını dokümente de ediyoruz aynı zamanda. Yazılı bir şekilde kursiyerlere verilecek, görüntüler izlenecek ve eğitim notları hazırlanıp hangi terapi tekniği ne zaman devreye girer? Tabii benim de burada bazen hata yaptığım zamanlar oluyor çünkü çok canlı bir süreç. Aynı zamanda terapist nasıl hata yapar, terapistin bocaladığı yerler diye kısımlar da olacak bu eğitimde. Böyle bir eğitim de açıyoruz. Yani hücum terapiden sonra başka eğitim açıyor musunuz diye sorduğunuz için söyledim bunu da. Dilerseniz bize de takip ederseniz ve bir ilk defa böyle bir şey açmış olacağız. Böyle bir eğitim. Birçok buna benzer şey de pek yok gibi, işte Tahir Hoca yapıyor. Tahir Hoca'nın yaptıklarında da danışanların süreçlerini böyle bir grup olarak aktif değerlendiremiyoruz birlikte. Çünkü çok kapsamlı veriyor Tahir Hoca. Sağ olsun önümüzü birçok anlamda açtı. Yaratıcılıklarımızı tetikledi. Böyle bir eğitimle de hem süreci görmek, kişinin en çok zorlandığı konulara değinmek adına ilkini de açtığımız için böyle makul ücretli falan düşünüyoruz. Katılımı sağlayabilmek, insanların ulaşabilmesi, öğrenebilmesi adına böyle istiyoruz. Dilerseniz bizi takipte kalırsanız eğer, Özge Öner benim Instagram adresim, aktif orayı kullanıyorum. Sayan Kurumsal da uzaktan eğitim merkezimizin kısaltılmış adları. Orada duyurmuş olacağım bunları, bu tarz şeyleri. Bilirseniz eğer eğitim görseli, afişi çıktığında biz de kendimizde paylaşırız. Hem bu eğitim paylaşırız, hem de kendi sayfamızda paylaşırız. Bu sayede bu eğitime birçok kişinin faydalanmasına da aracılık edebilirsek ne mutlu bize. Çünkü gerçekten enstitüdeki hocalarımızın o sizin de bahsettiğiniz Tahir Hoca'nın tetiklediği yaratıcılıkla yaptığı işlerin birçok kişiye dokunabilmesi gerçekten böyle içimizde istediğimiz bir kısım. Biz de destek olabilirsek, hatta ben de katılabilirsem ben de çok heyecanlandım. Çünkü direkt onun üzerinden sizin eğitiminizi söylemek çok kıymetli olur. Sizinle biz de hücum terapisi açmak isteriz eğer size de uygun olursa. Sonrasında devam etmek isteyen arkadaşlar oradan da daha kapsamlı haline devam ederler. Tabii ki de çok çok memnun olurum. Memnuniyetle güzel projeleri birlikte başaracağız. Birlikte büyüyeceğiz ve birlikte gerçekten bu işi layığıyla yapacağız. Benim tek istediğim şey meslektaşlarıma, katılımcılara tek dileğim, tavsiyem. Bu işi yapmak istiyorsak, insanları anlamak, onlara dokunmak istiyorsak ve yapacaksak lütfen layığıyla yapalım. Güzel eğitimlerimizi alalım. Çünkü çok önemli. Orada o kadar o seans odasında nesne aktarım, yani iki nesnenin orada olması ve danışanın size aktardıklarını göğüsleyebilmeniz ve ona faydalı bir halde ona geri gönderebilmeniz o kadar önemli bir şey ki, o bu süreçler danışana faydadan çok zarar vermemeli. Bunun için de kendimizi geliştirmek, eğitimler almak, büyümek zorundayız diye sözlerimi bitireyim dilerseniz. Yoksa eğer başka bir soru ve devam etmeyeceksek. Tamamlayalım, toparlayalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle vaktinizi paylaştığınız için ve kıymetli bilgilerinizi ilettiğiniz için. Biz çok memnun olduk bu akşamla beraber. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de daha fazla işbirliğiyle alandaki meslektaşlarımıza ulaşmaya devam ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum beni meslektaşlarımızla buluşturduğunuz için. Elif Hanım, meslek hayatınızda size de bütün katılımcı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Tekrar güzel projelerde buluşmak dileğiyle. Herkese evet. Sağlıklı, koronasız günler diliyorum. Sizlere hoşça kalın. Hoşça kalın.
Ay, çok güzel şey. Yorumlara bakacağım.